Herkese merhaba. Bugün iki tane kabakla sadece nefis bir fırında kabak yemeği yapacağız. Mis gibiden fırında kabak yemeği. Çok kolay, çok pratik, hem de çok sağlıklı ve sadece iki kabağa ihtiyacımız var. Geri kalanlar tamamen böyle ağız tadınızı zenginleştirmek için. Bakın şöyle bir yemek oluyor. Yanına yoğurtla, rahatlıkla iki kişiyi doyurabilecek bir yemek. Çok da lezzetli oluyor. Nasıl yaptığımı hemen anlatayım. Kabakları bir kabak soyucuyla güzelce soyuyoruz kabuklarını. Sonra başından ve sonundan kurtuluyoruz güzelce. Bu arada ben bir aparatla kestim kabaklarımı ama siz eğer o aparat yoksa evinizde rahatlıkla bıçakla da kesebilirsiniz. Bu aparatın esprisi şu: birincisi şekli güzel oluyor, tırtıklı tırtıklı. İkincisi de o tırtıklar sayesinde üzerine yapacağımız sosu, yani böyle karıştıracağımız sosu, o tırtıklar daha iyi tutuyor. Böylelikle de lezzeti artıyor. Bu aparat bütün pazarda, züccacilerde böyle gayet uygun fiyatı 3-5 liraya satılıyor. Bakın nasıl şöyle kesiyoruz. Aynı şekilde bıçakla da dilimleyebilirsiniz. Dilimlediğimiz kabakları böyle derince bir kasenin içine alın. Diğer kabağı da aynı şekilde dilimleyin. Bu dediğim gibi iki kişilik rahatlıkla doyurucu bir öğün olabiliyor. Ama eğer isterseniz bunu böyle ara sıcak gibi de yapabilirsiniz. Birazcık daha kabak sayısını da arttırabilirsiniz kişi sayısına göre. Ne yapıyoruz? Önce tuzu ilave ediyoruz kabakların üzerine. Ardından zeytinyağı ya da sıvı yağ, evinizde hangisi varsa onu ekliyoruz. Domates salçası kullandık biz ama siz biber salçası seviyorsanız ya da evinizde o varsa onu koyabilirsiniz. Biraz kekik koyduk. Karabiber, pul biber. Aslında ne tür baharatlar seviyorsanız bu aşamada ilave edebilirsiniz. Sarımsak rendeleyebilirsiniz yine bu aşamada. Tamamen damak zevkinize kalmış. Biz bu şekilde yapıyoruz ve gayet de lezzetli olduğuna inanıyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Pul biberi de ilave ettikten sonra gayet güzel ellerimizi daldırıyoruz ve o salçayı bütün kabaklara ve baharatları bütün kabaklara bulaştırmaya çalışıyoruz. Kaşıkla yaparsanız bu şekilde bulaştıramazsınız. Çünkü böyle salça bütün kalacaktır. Her tarafına gelsin istiyoruz. Bakın gayet güzel. O tırtıklar dediğim gibi o sosu tutuyor. Sonra yağlı kağıt serili bir tepsinin içerisine kabaklarımızı boşaltıyoruz. Üst üste gelmemesine özen gösterin. Çünkü her birinin böyle güzelce kızarmasını istiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Böyle videomuzun sonunda sunum sırasında ne yapmanız gerektiğini de anlatacağım. Onu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kabakları şöyle dizin güzelce sırayla. Çok yormayacaktır sizi. Dediğim gibi fırına veriyoruz ve üzeri böyle nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. İşte bu kadar. Fırından çıktı. Bakın gayet güzel kızarmış. Böyle servis tabağına alıyorum, güzelce yerleştiriyorum. Sonra yan tarafından mutlaka biraz bir kase yoğurdun içerisine bir iki diş sarımsak rendeleyip üzerine dereotu kıyıyorum ve öyle servis yapıyorum. İnanın birlikte ikisinin uyumu çok çok güzel oluyor ve çok lezzetli bir tarif. Yani evinizde iki tane kabak varsa ve ne yapacağım diye düşünüyorsanız bulunmaz bir tarif bu. Bakın şöyle pişip pişmediğini göstermek istiyorum size. Gayet yumuşacık, çok lezzetli, hafif bir yaz yemeği tarifi. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Eğer videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.